Kıyamam sana. Duydun mu? Kıyamam sana. Üzülme, tamam mı? Elimden gel, ne yapacağım? Üzülme. Senin için çözemeyeceğim hiçbir şey yok benim. Tamam. Hani Ozan ne yapıyor ya öyle? Yani niye kaçırmış ki öyküyü tekrar? Bir şey olursa ararsın. Ne zaman da çıkıyorsunuz? Yeni. Çok olmadı. Oğlum. Oğlum diyorum. Anne yine belinde silah var diye başlama, rica ediyorum lütfen. O ayrı konu. Kızım sen üniversite sınavına gireceksin. Senin hayatta bir hedefin yok mu? Var. Var. Elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her gün ben ders çalışıyorum anne. Niye yetmiyor ya? Neden yetmiyor? Ya 6 yaşından beri aynı şey. Bırak, ne olur bırak, biraz hayatımı da yaşayayım. Yapıyorum işte. Neden yetmiyor ya? Niye yetmiyor ya? Zeyno, abicim sen koş bir bardak çay getir abla. Abla, abla. Ablacığım. Bak geçer. Tamam mı? Gençlik işte, heves. Üzülme lütfen, takma kafana. Ümit. O çocuğun belinde silah var ablacığım. Behram bize göre biri değil. Üzecek oğlumu. Üzecek. Getir Zeyno. Bana koymayın tabak. Ben çıkacağım. Hayırdır? Nereye gidiyorsun? Behram'la yiyeceğiz. Behram'la mı? Ya dayıcığım. Bu Behram... Bir dakika dayı. Geliyorum, geliyorum. Afiyet olsun. Abi ne diyorsun? Hakim Hanım Behram Bey'le çıkmasını ister mi? Hayatta istemez Zeyno. İstemiyor ki zaten. Ya bu Behram silahlı, külahlı aşiret çocuğu. Tetikçiyi o buldu ama. Yani o buldu ama işte ya. Yani Hakim Hanım'a göre bir damat değil. Senin anlayacağın. Buyurun oğlum hanım. Behram nerede? Behram Bey sizi restoranda bekliyor oğlum hanım. Müzik ne istersiniz? Yok fark etmez. Yani siz ne istiyorsanız onu açabilirsiniz. Yok siz karar verin. Kalsın o zaman yani böyle. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Kimse yok mu? Yani ikimiz miyiz sadece? Evet. Beğenmedin mi yoksa? Biraz abartmıyor musun? Yok. Sana abartılı mı geldi? Biraz. Yani... Ne bileyim ben sevgilimle olacağım, böyle baş başa olacağım falan diye düşünmüştüm ama beğenmediysen başka bir yere gidelim. Yani nereye gitmek istersen söylemen yeter. Hayır hayır. Gayet iyi burası, onun için söylemedim. Oğlum gerçekten söylüyorum. Beğenmediysen hani... Behram, sahiden. Gayet iyi. Yiyebiliriz yemeğimizi. Sen Levent'le tanıştın? Levent?
Şu şey yapsana bir ya. Levent'i bir çağırsanız bana. Eyvallah. Şef ödüllü bu arada. Yani bilmiyorum, menüyü bana bırakın dedi. Yani ama istediğin özel bir şey olursa söyle lütfen. Yok yok. Gayet iyi bu. Değil mi? Böyle sorumu filan. Ha Levent. Buyurun Beyhan Bey. Levent Oylum Hanım. Oylum Levent. Memnun oldum. Oylum Levent Bey senin şoförün. Neyim? Şoförün. Yani numarasını veririm ben sana, kaydedersin. Sana verdim zaten. Oylum'un numarası var değil mi? Kaydettin. Tabii ki Behram Bey. Oylum Hanım, emrinizdeyim. Eyvallah. Behram ne şoförü ya? Saçmalıyorsun artık gerçekten. Niye saçmalayayım ya? Ben seni düşünüyorum. Sahiden abartıyorsun her şeyi. Abartmıyorum. Öyle taksi dolmuş falan uğraşma istedim. Telefon. Çağırırsın Levent'i. Nereye gitmek istiyorsan. Gelir alır seni. Gerek yok. Oğlum. Senin için yapmak istediğim daha çok şey var benim. Yapacağım da. Ama zamanla. Ne gibi şeyler? Her şey. Dünyayı ayaklarım altına sereceğim seni. Biri arıyor. Açmak zorunda değiliz. Önemli belki. Açayım. Sonra tekrar dans ederiz. Annem aramış, dayım aramış. Ya Ozan aramış. Kesin bir şey oldu. Ara hemen. Ara. Babam bizi Elazığ'dan reddetti. Hem de canlı yayında. Ne? Babam bizi Elazığ'dan reddetmiş. Canlı yayında. Nasıl? Bir dakika, bir dakika. Ne demek evlatlıktan reddetti ya? Ha? Babalık mı yaptı reddediyor size? Böyle bir adam benim babam Behram. Şaşırmadım ben. Al çantanı, kalk. Kalk, ben seni eve bırakayım. Sonra ben bu adamın icabına bakayım. Bir dakika, hadi bir dakika. Kalk. Hayır, bir saniye. Hayır. Hadi. Oylum, kalkar mısın? Ya ne yapacaksın? Sen ne yapacaksın, ne yapacağım? Kalk, dur, arabayı hazırla. Behram. Oylum, bu adam seni üzüyor. Hayır, üzmüyor. Yaptığı her şeyle her defasında daha fazla nefret ettiriyor sadece. Yapacağın en ufak şeyin bize zararı olacak. Lütfen. Ne zararı mı olacak? Ya size zarar vermesi ben müsaade eder miyim? Sen delirdin mi ya? Behram lütfen. Ne istiyorsun o zaman? Bana onu söyle. Söyle, as de asayım, kes de kesin. Bir şey söyle ama bana. Ya yapma. Söyle, bir şey söyle bana. Ya yapma, bir şey yapma lütfen. Şu an bir şey yapma, oturur musun lütfen? Ya da evet, tamam, gidelim. Gidelim, annemin yanına gitmem lazım şu an ama lütfen. Hiçbir şey yapma Behram. Tamam, kalk. Arabayı hazırlasın çocuklar. Söylersiniz. Hadi al çantanı, gel. Yani gel istersen. Ben şey yapmayayım, girmeyeyim şimdi. Seni böyle akşamları eve bırakıyorum ya. Ben de işte nerede işim varsa oraya gidiyorum. Restoransa restoran, otelse otel filan. Oğlum seninle bir aklım kalıyor var ya, anlatamam. Vallahi bak. Ya diyorum, kız iyi mi? Keyfi yerinde mi? Canı sıkkın mı? Canını sıkan biri var mı? Öyle şeyler düşünüyorum. En çok da
şunu soruyorum kendime. Diyorum ki mutlu mu ya? Oğlum mutlu musun? Mutluyum. Mutluyum. İnanıyorum. Senin ağzına çıkan her söze inanıyorum. Hadi git. Anneni teselli etmen lazım, onun yanında olman lazım. Ben de her zaman buradayım. Tamam mı? Tamam. Ne zaman yardıma ihtiyacınız olursa ben buradayım. Ne oldu? Tatlı yiyin, tatlı konuşun. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bir şey değil. İyi geceler. İyi geceler. Abla, bu evlatlıktan red diye bir şey var mı? Red değil o. Mirastan çıkarma var. Yapabilir yani. Tarık Efendi sonuçta. Ya bırak, yapsın zaten dayı. Bunun pis parasına mı kaldık? Oli, hoş Oli. Geldin. Hoş buldum. Pasta aldım bize. Tarık Bey'in son hamlesini kutlayalım dedim. Buyurun. Behram'ın pastanesinden? Evet. Güzel oluyor pastaları. Zeynep, çatal, tabak getirir misin?